Merhaba arkadaşlar. Son dakika bilgisine göre Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Konya'da sevgilisi Ayşe Tırla'yı dövdüğünü öne süren Özgü Duran, engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Haberimizin ayrıntıları videoda. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. İlk önce Kadir Şeker olayı nedir, yani nasıl başladı? Olay 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşandı. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbede de Şeker'in elindeki bıçak Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen adiyle Şeker çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürme suçundan tutuklandı. Ve Kadir Şeker'in cezası 12 yıl 6 ay olarak belirlendi. Tabi bu ilk başta 15 yıldı. Bu nasıl diyelim, iyi haline bakılırsa 12,5 yıla indirildi. Yani açıkçası Konya'da sevgilisiyle Dırla'da dövdüğü sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kadir Şeker, 20 yaşında bu arada, suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle kasten adam öldürme suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. Ancak duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme cezayı 12,5 yıla indirdi. İndirim oranı en alt sınırından verilsin. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen duruşmaya tutuklu sanık Kadir Şeker, mektul Özgür Duran'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Maktulün babası Cengiz Duran avukatı Duygu Delibaş, esasa ilişkin savunmada mütalaaya katılıyoruz. Ancak indirim oranının eğer uygulanacaksa alt sınırdan verilmesini talep ediyoruz. Karşı tarafın olayın bir kaza olduğuna ilişkin savunmaları tutarsızdır açıklamalarına yer aldı. Özge Duran'ın annesi en ağır cezası istiyoruz dedi. Duran ailesinin avukatlarından Furkan Akbulut ise sanığın en ağır cezasını cezalandırılmasını talep etti. Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Duran, Şeker'in en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirterek, bundan 8 ay önce bir gencecik toprağa gitti, bir gencecik cezaevine gitti diye üzülüyordum. Kadir Şeker'in ailesi bana başsağlığı bile dilemedi açıklamalarında bulundu Özgür Duran'ın annesi. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yoruma merak ettiğiniz soruları yazmayı unutmayınız. Gündemden haberdar olmak için kanala abone olarak yanındaki zil kutucuğuna da basmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.